Herkese günaydın, iyi seanslar. Dünkü Trump'ın sürpriz başkanlık seçimleri sonrası anket şirketlerinin yanıldığı gibi bir kez daha piyasa analistlerinin de ciddi şekilde yanıldığını gördük. Hatırladığımız üzere eğer Trump seçilirse borsalara olası belirsizlikten dolayı büyük kar satışları bekleyen analistler gördüler ki dün bu böyle olmadı ve dün tam beklentilerin tersine borsalarda hızlı yükselişler görürken yine tahvil faizlerinin de beklentilerin tersine sert yükselişler kaydettiğini ve tahvillerin çok ciddi değer kaybettiğini gördük. Tabii bu yükselen faiz ortamı altın fiyatlarının da dün çok volatil olmasına sebebiyet verdi. Altın neredeyse hani 70 dolarlık bir band içinde gidip geldi. Peki neydi bunun sebebi? Çünkü biliniyor ki Trump yönetimi eski Obama yönetiminin uyguladığı para politikalarından pek de memnun değil. Ve bunun sadece merkez bankaları üzerinden değil de hükümetlerin uygulaması gerektiğine inandıkları işte maliye politikaları tarafından daha aktif bir şekilde yönetilmesi gerektiğini daha önce seçim kampanyasında belirtmişlerdi. Ve yani bu tip beklentiler özellikle Amerikan hükümetinin altyapı harcamalarına, bütçe açıklarına bir miktar büyümeye katkı versin diye daha fazla yönelebileceği beklentisiyle borsalar bundan nem alınırken yine faizlerde enflasyon beklentilerindeki yükselişe paralel sert yükselişler gördük. Hatta dün 1.71 seviyesini test eden İlk seçim sonuçları sonrası Asya piyasasında 1.71 test eden 10 yıllık Amerikan tahvilleri daha sonra gün içinde 2.09 seviyesine kadar geldi ki bu son yıllarda gördüğümüz en sert hareketti. Bu sabaha baktığımızda dün borsalardan devraldığımız olumlu havanın Asya piyasalarında devam ettiğini görmekteyiz. Dün panik satışlarla günü tamamlayan Nikkei'nin mesela %7'ye yakın sabah baktığımızda kazançları var. Tabii bu da İstanbul Borsası tarafına da olumlu yansıyor şu an itibariyle. Açılışta yukarı yönlü bir beklentimiz var. Yaklaşık %1 ila %1,5'luk bir yukarı yönlü açılış öngörmekteyiz. 77.000-77.500 bandına kadar yükselişlerin devamı söz konusu olabilir ama sonra dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yükselen Amerikan faizleri içeride de tahvil faizlerini olumsuz etkileyebilir. Zaten bir süredir kur tarafındaki hareketlerden rahatsız olan 10 yıllık tahvillerimiz dışarıda bu yükselen global faiz ortamı tarafından bir miktar kar satış baskısı altında kalabilir ki her zaman savunduğumuz eğer yükselen bir faiz varsa endekslerin yukarıya doğru kalıcı bir şekilde net bir şekilde gitmesi zor olmakta. Onun için gün içinde faizdeki hareketi yakından takip etmekte fayda var. Yine yükselen global faizler özellikle bizim gibi cari açığı büyük yüksek olan ülke para birimlerini negatif etkileyeceğinden dolayı global faizleri yakından takip ediyor olacağız. Dediğim gibi yüksek volatiliteye hazırlıklı olmakta fayda var. Önümüzdeki birkaç gün piyasalar hem içeride hem dışarıda bu tip volatiliteye maruz kalacak gibi gözüküyor. Çünkü piyasalar bir dengelenme çabası içinde. Bizim burada yatırımcılara önerilerimiz belli bir bant aralığında yükselişlerin genelde satım, düşüşler ise alım olarak kullanılması yönünde. Örnek vermek gerekirse şu anda baktığımız zaman BIST tarafında 74 bin, 77 bin bandı geçerliliğini korumakta. Yine kur tarafına baktığımızda 3.20'lerin üstünde 2 gündür güne başladığımız bir dolar TL var ama burada çok fazla tutunamıyor. Yine aşağıda 3.15 seviyesine yaklaştıkça alıcı bulan bir dolar var. Yani orada da bir 3.15, 3.25 bandı kısa ve orta vade geçerliliğini koruyacak gibi gözüküyor. Şu an öngörmekte en zorlandığımız piyasa tahvil piyasası. Her ne kadar reel faiz hesabından yola çıkarsak bulunduğumuz seviyeler çok cazip de olsa
Bu yükselen global faiz ortamı bizi ne kadar rahatsız edecek? Burada soru işaretlerimiz var. Dolayısıyla bugün takip edeceğimiz seviye 10.75, 10 yıllıklarda bu seviyenin aşılması durumunda önümüzdeki seanslar 11 bileşikleri bile gündeme getirebiliriz diye düşünmekteyiz. Herkese bol kazanç seanslar, mutlu ve sağlıklı günler dilemekteyiz.